Malumunuz 2 Şubat geldi, çattı. Sınav günümüz bugün. Allah'a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde Peygamber Sevdalar Vakfı olarak bugünlere geldik. Gerçekten de özellikle sizin aracılığınızla koordinatörlerimizin yoğun bir şekilde yaptıkları bu çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah mükafatlarını artırsın diyorum. Belki Diyarbakır olarak bize bugün bahardan bir gün yaşıyor olabiliriz ama özellikle Anadolu'nun birçok yerinde biliyorsunuz çok çetin kış şartları vardır. Ve bu hava muhalefetine rağmen de Allah hamdolsun kardeşlerimiz kendi illerinde, ilçelerinde, beldelerinde bu sınavı yapmaya çalışıyorlar. Onu oku, onu yaşa sloganıyla yola çıktık. Ve gerçekten de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, öğretilerini, yaşam tarzını kendi hayatımıza pratize etmek amaçlı böyle bir sınavı yapıyoruz. Ve bu sınavın bu manada ümmet için hayırlar getirmesini diliyorum. Güzel bir çalışma, heyecan verici bir çalışma. Diyarbakır ilinde değişik okulları gezdim. Sınav başlamadan önce ciddi bir talebin olduğu, bir heyecanın özellikle çocuklarımızın gözlerinde parladığını gördük. Bu gerçekten de bizi çok sevindiriyor. Çalışma azmimizi daha da kamçılıyor. Türkiye geneli olarak 78 ilde bugün bu sınav yapılıyor. Allah'a hamdolsun. Tabii bunun dışında işte 254 ilçemiz, büyük beldelerde ve büyük kent, köy şeklindeki olan yerlerde de bu sınav yapılıyor. Sınav tabii ki doğal olarak önceki yıllara göre de yine aynı şekilde yoğun bir taleple gerçekleşiyor. Bu sene yine Rabbim nasip ederse 200 bin civarında sınava katılım söz konusudur. Ve tabii ki biz bu sınavı özellikle 7'den 70'e herkesin katılımını sağlamak amaçlı sosyal medya paylaşımlarında özellikle dünden itibaren de artırdık. Tagımız da bu noktada yoğun bir taleple karşı karşıya. Biz bu hususta çalışmalarımızı kazasız belasız bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. Ama dediğim şekilde bizim için esas olan özellikle bu sınavın bilgilerini, bu sınavda öğrendiklerimizi, okuduğumuz kitabı, kitaptaki bilgileri hayatımızın merkezine taşımak. Yani siyeri merkezimize taşımaktır. Aile hayatımıza, bireysel anlamda yaşam biçimimize bunu yansıtabilirsek ne mutlu bize. Temel hedefimiz de budur. Daha önceki yıllarda olduğu gibi sınav sonuçları en geç 15 gün içerisinde açıklanacak. Daha sonra da mesaj yoluyla tüm katılımcı kardeşlerimizin cep telefonlarına iletişim olarak gelecektir. Onun için herkes bu konuda beklesin. İnşallah güzel bir sonuçla alacak, müjdeli haberi alacaklar. Hem kendileri hem de aileleri sevinmiş olacak diyoruz.